Süleyman. Sakın. Sakın mı ha? Sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanına. Sakın 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 ha. Zina yapar sen ona. Bundan böyle ağlamak yok. Ağlamak yok mu? Bundan sonra ağlamak yok. Yasak. Cinsi halvet var. Bundan böyle ağlamak yok. Evet. Yasak. Yasak mı? Ben çok mesutum. Heyecanım sahtimdi. Ay. O kadar korkuyorum ki. Süleyman abi vallahi... Sanki bu bir yer. Biz uyanacağız. Yasal halvet. Halveti yasal yollara getirmek için bastın mı lan nikahı? Allah kabul etsin. Gelmedi. Allah bir ömür mutlu etsin inşallah. Boşanmak isterseniz ben arkanızdayım. Ondan yana sıkıntı yok ama boşanma. Gel abla, düş önüme. Vay hürro, hissetmiş gibisin de ha. Ay! İbrahim bir tarafına ok yiyecekti en son. Ebo! Vay Ebo çok... Ana! Ay Enda! 3 bölümdür Enda'lı yemedik chat. Tam vuracağız önüne bir şey geçiyor be kardeşim ya. Arkadaşım operasyon iptal. Oğlum sen de bir adamı vuramadın arkada lan. Nerede bu? Bulsana şunu Lülük. Bu adam. Oy Lülük de Lülük. Ha? Hürrem nerede? Bende. Neden gelmedi hala? Şu anda abla. Bir malumatım yok sultanım. Birbirlerine Pandora takıyorlar da. Detay verme. Kimi soruyorsunuz valide? Beni soruyor. Sen duydun ya oradan. Hürrem'in hüsürü duyduğun anda vallahi hemen uyan. Hürrem'i diyorum. Aslanım çağırmış. Hala yok. Neredeler? Ne yapıyorlar acaba? Evet. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ne istiyor? Ben de seni soruyordum aslanım, gel. Nasıl aslanım? Bak gelinin geldi. Merak ettim. Gelinim mutfak ta. Bir şey mi oldu? Bir şey oldu abla, nikah. Abla biz öyle 2 dakika bir hava almaya çıkmıştık da. Ne istiyor? Hani arada dedik ki bir de evlenelim yani. Gizem Toşkom teşekkür ederim. Hürrem Hanım'ı seviyorum. Validem. Size mühim bir havadisim var. Ay havadis geliyor chat. Chat havadis geliyor. Az evvel Şeyhülislam İbni Kemal Efendi Hürrem ve benim nikahımızı kırdı. Canıma tak dedi aşk acısı denedi. Ah ulan, ah ulan. Evlen abla. Evlen ben arkandayım biliyorsun. Abla bize hayırlısı demek düşer gibi geldi bana. Allah bir yastıkta kocasın. Zottur zottur zort zort zort. Ay vallahi bu iyi bir şey değil. Geç. Geç. Geç abla geç. 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 Ne sandın yar? Ne haber abla? Bir şey söylemeyecek misiniz validem? Ah ulan malidoş. Abla ne demişler ama yani gerçekten yüce Rabbim tuzak kuranların en büyüğüdür demişler. Sen o kadar pusular kurdun, bir şeyler kurdun. Olmayınca olmuyor demek ki abla. Kaderimize artık razı olacağız. Evet. Öp abla. Ay boklu. Öptürmezsen öptürme. Elini çekiyor ya ya. Yallah. Valido. Ha? Valido. Ablacığım bir kere yani senin şu anda elini öptürmemen bence haram. Bunu Şeyhülislam'a bir sorsanız chat. Müsaitse. Eğer şu anda müsaitse Fırfırlı Elif teşekkür ederim. Bugün garip hissediyorum, yaşlanmış hissediyorum. Dur daha yeni başlıyor Fırfırlı Elif. Hayat daha yeni başlıyor.
Chat'tekiler elimi öpmek isteyince ben... Kardeşim senin gelinine elini öptürmemen bana haram gibi geldi bana. Tata ters! Öptür. Öptür ben arkamı. Küstü. Sen, ha? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Geber! Geber! Umrum dışısın Valido. Aa! Abi de geberirsen hava kadar geberiyor. Valide gözünü seveyim şaka mısın ya? Senin onaylamadığın bir gelinle evlendik diye ayakta ölmezsin ya. Validem. Duamın bu kadar kabul olacağı aklıma gelmezdi. Ayakta öldü. Pick me girl. Ceycucuğum hoş geldin balım benim. Ay İbrahim hala götüne mermi yemedi. Eastor. Evet, Abdullah kızı Hürrem hoş geldin balım benim. O şey, daha sonra o temsili bir baba ona şey yapmışlar. Allah! Dur! Ay elinden kaçacaktı, aklımız çıktı. Ne oldu? Vazife iptal. Vazife iptal. İptal, operasyon iptal. Dönüyorsun. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Ya alacağım altınlar? Ya bırak altını, altını üstünü ver, üçüne gönderin lan. Neyse alacaksın gene. Beni izle. This door. Evet. Çete yazamıyoruz ama izleyerek destek oluruz. Sınavlar bitiyor, çalışmak gerekiyor. Ayça'nın bir teşekkür ederim canım benim. Kokulu öpücük. İbrahim gene düştün 34 ayak üstüne lan. Heh, canını gene Hürrem kurtardı diyebilir miyiz? Yani teorik olarak diyebiliriz gibi geldi. Değil mi lan? Behram. Çok güzel düğün oldu, çok. Güzel güzel maşallah. Değil mi? Vallahi bundan var ya, 100 yıllar sonra bile konuşulabilir ha bu. Senin düğünün de çok güzel olacak. Yakındır ha. Başla şimdiden hazırlıkla. Evet. İbrahim Sayar, garabı sikti. Mali Bey, seni de tebrik edemedim. Ne konu bakımında? Ne sebeple paşam? Has odabaşı oldu ya, gerizekalı. Ne sebeple olacak? Hünkârımızın has odabaşı oldu. Pek kıymetli bir vazife. Her kula nasip olmaz. Baba siz de yani bu arkadaşlar, bu divanda da herkes birbirini kıskanıyor ya. Adamı sağlık bakanı yaptık, onu kıskandın. Hı. Adamı ekonomi bakanı yaptık, onu kıskandın. Herkes de birbirinin vazifesini kıskanıyor burada da ya. Sağ ol, eksik olmayın paşam. Milletin de derdi bitmiyor, kimseyi memnun edemiyoruz ya. Behram. Tamam Behram, ben seni sevdiğim için söylüyorum Behram. Paşalar. Canım. Beyler, ağalar. Efendim, kızlar. Duyun bilin ki az evvel Sultan Süleyman Han ve Haseki Hürrem Sultan arasında akdi nikah eyledim. Akdi nikah eylendi. İbrahim. Kimi kıskandın İboş? Havadisi ilk sana verdik yollu. Onu da mı kıskandınız Ayaz? Benim geçen seneki Ayaz'ı unutmam şaka mı? Onu da mı kıskandınız? Millete de derdi bitmiyor ya. Hürrem'i de kıskandılar. Bu nikahın hayırlara vesile olmasını diler. Payitahtın dört bir tarafında ilan edilmesini isterim. Evet ben de. Arkadaşlar her tarafta ilan edelim bol bol. Bu saatten sonra herkes bilsin ki Hürrem istiflendi. Hayırlı uğurlu olsun usta. Dramatik Queen. İyi misin abla? Ölü. Validem daha iyi misiniz? Kız uyan kendine gel. Ne bu girdiğin tripler ya? Yaldır yuldur ayakta bayıldı. Ne oldu? Dilin götüne mi kaçtı Valido? Yazık. Yazık mı? Çok yazık. Ay hadi abart. Yazık. Namazı yazık. Olan biteni göremeyecek kadar kör olmuşsun. Kör mü? Ne oldu abla? Altı üstü bir tane nikah kıydık ya. Aa sapıttı ayol. Validoş. Ya kalk yatırın şunu. Kalk yatırın şunu huzur evine ya. Hı? Süleyman abicim hayırlı uğurlu olsun usta. Ben arkanızdayım. Sıkıntı. Aklım çıktı. Aklım çıktı dedim, o ses nereden geliyor? Hilt Okyanus'u teşekkür ederim. Hakikaten sus ama ya. Hı.
Gel. Canım benim, hayırlı uğurlu olsun. Mahidevran mı yapıyor burada? İyi insan çomağı hazırla. İti an lafının üstüne gelir. İyisin abla. Evet çıkar, bunu buradan al. Bak bunu buradan al. Ben içeri geçiyorum galiba. Geç canım. Allah! İbrahim'in götüne biri vibrasyon soktu. Paşam. Kim soktu lan bunu? Paşam. Nedir bu, ne oluyor? Allah kahretmesin, kerezi suikastı bu, yoktu. Hadi hemen ekibin yanına. Çıkar şunu. Çıkar şunu, adamın götüne malzeme girdi, çat. Paşam. Nedir bu, ne oluyor? Hadi hemen ekibin yanına. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Bu yoktu lan. Paşam. Kesin bu Behram'ın operasyonu. Bana Behram'ın operasyonu gibi geldi chat. Behram çok soğukkanlı bakıyordu çünkü. Ben de öyle hissettim. Kim soktu bunu, Behram? Kimseyi belli etmeyin. Kimseyi belli etmeyin. Kimseyi belli etmeyin. İbrahim yalnız var ya. İbrahim'in götü de delik deşik oldu yalnız ya. Kur lan, baraj kurun chat. Baraj kur. Baraj kur. Çaktırma. Ay, bu kimin adamı oğlum? Hürrem'in üstüne kalacak işin kötü tarafı ya. Dur, malzemeyi de orada bıraktı. Nereden oğlum, oku kırtasiyeden mi aldın lan? İbrahim'i ok vuku buldu. Karıştı, kaçıyor. Kesin Behram'ın işi. Behram'ın işi diye yorumladım chat. Eğer tabii yani okun üstünde orada swap raporu çıkardıktan sonra barut izi olması lazım. Barut izi gelirse zaten cinayet ortaya çıkacak Müge Hanım. Kesin vallahi bile Şevki abi o yıllarda yaşasaydı böyle bir yorum yapardı. Duydunuz değil mi? Ha, duyduk. Ne oldu, duyduk yani. Nikah. Yılın düğünü. Kıymış. Korktuğum başıma geldi. Ay, bu karı da kayde kayde diye diye ölecek ha. Bana bunu nasıl yapar? Nasıl çiğner beni? Lan çiğnedik de ne yaptık arasını satayım? Allah'ım sen aklımı koru, delireceğim. Validem sakin olun lütfen. Aa, manyak karı. Kalbinizi yormayın. Evet, bizim geçen seneki Ayaz'ı unutmamız şaka mı? Keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim. Ay duvan kabul ola. Ay bıkkınlık salatası. Bitmiyor derdi vahşet. Gerçek hayatta valideyle Hürrem nasıl anlaşıyorlardı acaba? Bundan 500 yıl önce. Nikah ne demek? Nikahını öderim senin. Sen nikah ne demek sen bize sor. Sabaha kadar anlatırız biz sana nikahı. Sen sor yeter ki nikah. Bir ömür boyu? Gerçek hayatta iyi mi anlaşıyorlarmış? Allah Allah, merak etmiştim bak. Nikah ne demek? Bir ömür boyu kocana ait olmak. Evet. Kocanın da karısına ait olması. Kocanın karısı. Çünkü ben güçlü kadının ta kendisiyim. Babanla ben ayrılmaz bir bağla. Allah huzurunda. Dur, çocuk yalnız boğuluyor galiba bir yandan. Babanla ben ayrılmaz bir bağla. Allah... çocuk boğuluyor. Huzurunda. Bağlandık. Evet. Gelin mi oldun sen? Gelin olmuş, abla gidiyor. Evet. Ben ne zaman olacağım? Sen ileride yaparız seni daha sonra gelin. Ben de Bali Bey'e gelin olacağım. Bali Bey'e gelin mi? Alakasız alakasız işler abla, tövbeler tövbesi ya. Sen büyüyene kadar Bali Bey ölür lan. Bali Bey'e gelin. Saçmalama. Hünkârım. Müsaadenizle validemi görmek istiyorum, merak ettim. Ver abla. Elbette. Sen şimdi... Dimitçim hoş geldin canım benim, Dimitçim. Sultanım. Sen şimdi o değil de... Vallahi mahi kuşum benim ya. Sen bir de Hürrem'e çeyrek altın mı takacaksın şimdi? Çok üzülüyorum sana, biliyor musun? Kadının hayatı bitti. Tebrik etmeyecek misiniz? Allah kahrübela! Kadının hala üstüne nasıl gidiyor? Çok da oynaşmasak mı acaba abla?
Gerçi sen de çok fazla gerçi atar gider yapıyordun bize sarayın koridorlarında. Ha? Sarayın koridorlarında çok atarlanıyordun bize gerçi lan Mahi. Bir ömür ailenizle mesut olun sultanım. Mesut mu? Ha, Osfem son anda kapattı dosyayı. Ben madem merak ettim. Mursim teşekkür ederim bebeğim. Sen hastalandın mı? Ne oldu senin gözler böyle? Ha? Ah kuşum benim bitik. Ha bitik. Yılık, ezik, ezme. Ölü. Batık. Bütün kelimeler sana o kadar yakışıyor ki şu anda. Bütün bitmişlik kelimeleri sana o kadar yakışıyor ki şu anda. Ha? Yıkma. Yıkılmak. Ölü, ölgün, eks. Abi tarihte böyle dizide olduğu gibi sürekli aynı kişiyle halvete girilmiyordu. Girilse bile bunu Valide Sultan tekrar gönderiyor. Bu sebeple valide onu biliyorum. Bu gerçek olamaz. Allah bu ama gerçek. Bu bir gerçeklik. Kabus mu öyle değil mi? Kabus. Ha kabus abla çimlik diyelim mi seni? Tamam. Hadi gelin benim de. Ha? Seni tokatlayak mı? Fatma Nurcuğum 4. ayı kutlu olsun. Allah değil mi? Kabus. Tamam. Hadi gelin benim de. Yalan. Hünkârımız kendi ağzıyla söyledi. Ne yalanı? Ağzıyla söyledi ama oral yolla söyledi. İleri boyutlarda oral ilişki. Bu şimdi hünkârın nikahlı karısı. Evet. Senin umurunda bile değil tabii. Onun niye umurunda olsun? Abla kurban olacağım sana ya. Onun umurunda olsaydı ilk sene zaten operasyon yapması lazımdı. Rosfem şu anda yedek haseki ve deyip gavat. Yapacak bir şey yok. Rosfem'e niye patladı mevzu? Ödeyecekken benim ne çektiğimi bir Allah bir ben bilirim. Hı. Hem neyin acısıymış bu? Ha? Hürrem Sultan seni ezeli yıllar oldu. abla fazla atar göte batar. Rosfem'den laf yedin. Rezil. Rosfem'den laf yedin rezil. Gel. Gitmiş kadına atarlanıyor yollu. Yara derin değil paşam. Hı? Birkaç güne kalmaz kapanır. Bitirmek için. Bitti. Lakin dinlenmeniz lazım. Tamam hadi çekilebilirsin. İbrahim senin sırtınla vallahi billahi ya. Domates rendesi gibi oldu be yavrum ya. 3 günde bir götüne başına vallahi billahi. Ne istiyor? 3 gündür götüne başına malzeme yiyorsun ya. Dönek İbrahim ne demiş? Ben balıkçı Manolüs'ün oğlu. Götüne ok yedi İbrahim. 3 günde bir yiyor ya. Başım. Dur bir dakika. Chat bir saniye. Telefonum kapandı. Çok özür dileyerekten telefonum kapandı. Dur internetten çıktı telefon. Allah kahretmesin. Kahrubela. Tamam bağlandı şu anda galiba. Devam. Nescafe'cim hoş geldin. Dinlenseydiniz. Duymadım da iyiymişim işte. Paşa. İyi miymişin? Bu hadiseyi hünkârımıza söylememiz lazım. Alenen canınıza kastetmişler. Ne malum kaza olmadı? Kaza mı? Oğlum yani gözünü seveyim ya. 1500 yıllık gerçekten dünya gezegen tarihinde hiç kimse kazayla götüne ok yemiş mi? Bunu bir sorguladım şu anda. Kimse götüne kazayla ok yemiş midir Çet? Meydandaki yemekleşme müsabakası devam ediyor. Hı. Biz yine de haber verelim. Vermeyelim. Vermezsen verme. Burada iyilik yaramıyor yolla. Bilhassa Hatice Sultan'ımla haberi olmasın. Gebe Hadi'yle telaşlandırmayalım kendisini. Okey canım benim. Sen bilirsin İbrahim. Benim götüm kuru şey tuzum kuru. Benlik bir durum yok. Biz bir tarafımızı ok yemedik Çet. Bizlik bir durum yok. Biz rahatız. Herkes burada. Bizi ırgılamıyor. Kimsenin keyfi kaçmasın. Kurt mavisi çaya. Doramicim inşallah. Ya ben telefonu değiştirsem değiştiririm de şu anda telefonu değiştirmeme ihtiyacım yok benim. Siz gene de gizliden bir araştırın bakayım. Olur canım gizliden araştırın. Araştırın ben arkanızda. Bakalım ne çıkacak altından. Altını üstünü boş verdi. Biz gerçekten yani payitahtta yaşanan bütün gerçekten cinayetleri, alametleri, sıkıntıları, dertleri, tasaları niye hep kapatıyoruz bütün dosyaları Chat? Bizi çok endişelen. Niye kapatıyoruz? İnterneti de bilerek almıyorum. İnterneti alsam internet de alırım aslında da. İnterneti şu anda almamın bir mantığı var mı onu da bilmiyorum. İnterneti alabilirim aslında. İndirdiniz valide. İyi misiniz? Böyle bir utanç gününde nasıl iyi olabilirim?
Ulan utanç günü ne oluyor utanç günü? Ne yapacağız validem? Ne mi yapacağız? Ebeveynlik ne yapacağız? Yapacak bir şey yok artık, geçmiş olsun. Ne olacak? Nasıl ne olacak? Nikah. Haftaya çeyrek takacaksın Hürrem'e. Bitti gitti. Tamam. Bu kadar yeter. Hadi hadi. O zaman tamam, internet alıyorum. Telefonu değiştirmiyorum ama interneti değiştiriyorum, tamam. Biz çıksın. Alıyorum alıyorum, internet alıyorum arkadaş. Validem, siz de uzanıp dinlenin biraz. Hı. Hata benim. Evet. Yılanın başını küçükken ezmeliydim. Ama bu internette de bit hızını yükseltince daha fazla bilgisayarda yer kaplıyor kayıtlar ya. Onun için aslında ben çok fazla işime gelmiyor interneti değiştirmek ama bakacağız. Olmadı. Ya bende zaten yayın kesilmiyor arkadaşlar. Yayın kesiliyorsa sizin internetinizden. Benim yayında herhangi bir sıkıntı olmuyor zaten. Korkarım bunun vebalini çok ağır ödeyeceğiz. Hı. Uykular haram artık bana. Bu leke alnımızdan silinmediği müddetçe huzur yok artık bize. Allah Allah. Bir yolu yok mu validem? Bu nikah bozulamaz mı? Allah'tan tek dileğim bu. Abla nasıl bozulacaksın daha bu saatten sonra? Bitti bitti, alo. Pişt. Ya bu nikah bozulacak? Hı. Ya da haremin ısırlık nizamı. Yakında haremin başına da geçebilir ha. Ha? Yani o kadarı da bana fazla gibi geliyor ya. O kadarını da yapamaz gibi geliyor ama. Belli de olmaz. Haremin başına da geçerse iki gün sonra şaşkoloz olmayın, söyleyeyim yani. Ona göre hazırlık yapın da belli olmaz. Destur! Destur! Belli olmaz chat. Sultan Süleyman Hazretleri. Destur. Haydi. Ya Allah. Vay Süleyman abicim ya. İnşallah bir gün yayına girerken beni de böyle karşılayacaklar. Hastur ya Allah diye. Evet. Süleyman abi bir gün de bu divan toplantısına böyle serbest gelsek eşofmanla falan. Benim çünkü termal içliklerim falan var, hiç giyinemiyorum onları ya. Sürekli ortalıkta kaftanla geziyoruz. Ayaz paşam. Ayaz. Buyurun hünkârım. Senin geçen seneki Ayaz'ı unutman şakam mı? Ayaz'ım da Ayaz'ım. Sabah Ezer hoş geldin. İbrahim Paşa nerede? Ay az, güneş çok. Ay öleceğim şimdi. Anladın mı şakayı? Hani ortalık karışık ya. Neşe olsun diye. İbrahim götüne mermi yedi. Bu arada Süleyman abi onu da söyleyeyim yani. Ayaz paşam. Buyurun hünkârım. İbrahim Paşa nerede? İbrahim götüne mermi yedi yine her zamanki gibi. Hünkârım. Ya nasıl bir insan bu ya? Ya bu nasıl bir insan? Oğlum bir tarafına füze yedin lan. Herif sırtına füze yedi gene kalktı geldi. Mükemmel bir insan ya. Bunun disiplini şaka mı? Oğlum hiç mi kan kaybı yaşamadın? Oğlum bildiğin buradan girdi lan. Burada yani kalbe yakın yer burası ya. Hayrola? Adam kalbine mermi yedi ya. Bargada neredeydin? Düğün için gelmiş birkaç misafirimizi yolcu ettim hünkârım. Âlâ. Âlâ. Vallahi arkadaşlar şey ya. He? Matematik hocası olur gibi. Aynısını söyledim lan alt diş. Vallahi aynısını söyledim. Matematik hocaları olur gibi. Âlâ. Vallahi billahi aynı şakayı yaptık ha. Onlar da öyle ya arkadaşlar, bir taraflarına mermi yeseler bile. Tam böyle ders iptal demeye 10 saniye kala muhakkak arabayla arkadaşlar köşeye dönerler. Tam 10 saniye kala. Biz de bu arada Hürrem'le nikahımızı kıydık. Evet abla. Tebrik ederim. Dört bir yana dostu düşmana ilan edilmesi için emir verdim. Hayırlara vesile olsun. Amin. Amin. Aysicim hoş geldin. Hayırlı olsun Süleyman abi. Artık zina serbest. Çünkü zina olarak geçmiyor artık o. Çünkü senin nikahlı karın. Mihri! Mihri mi? Ay parçası sultan. Ya bu hakikaten bu şaka gibi bir şeydir bu ya. Ya bu nasıl bir oyuncak ya? Sana ne dediyse bir bir oluyor işte. Oluyor abla, borcuna manifestlemedik. Bu saatten sonra demek ki arkadaşlar bazı manifestleriniz varsa Mihri'nin ekran görüntüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Mihri'yi bir şekilde istifliyorsunuz ve Mihri'ye manifestliyorsunuz arkadaşlar. Bütün hayallerinizi, dileklerinizi Mihri'ye anlatıyorsunuz, gerçekleşiyor. Artık hür bir annen var. Hür ve nikahlı. Evet. Güç annende artık. Son bir manifestimiz kaldı yalnız abla. Güç bende artık. Son bir manifest kaldı. O da komple bütün haremi ele geçirmek. Celil'cim hoş geldin. Onu da yaparsan artık vallahi billahi.
sultanım. Ama onu yapamaz ya. Orada valide var, şey var, çet. O zor ya. Valide sultanımız nasıllar? İyi maşallah. Dinleniyor. İyi. Hı. Aman iyi olsun. İyi olsun ki görsün bundan sonra neler yapacağım. Görsün bundan sonra ebesininkini. Sultanım. Ha? Size akıl sır erdiremiyorum. Ne konu bakımında canım? Daha ne yapacaksınız? Bitti işte, kazandınız. Bitti, kazandınız olur mu? Hayallerimize hiçbir zaman sınır koymak yok chat bu hayatta. Yok. Bahadur abla daha ne hayaller ne hayaller. Çok da dillendirme. Hele ki buna hiç dillendirme. Dur bakayım gel. Daha dur ya, daha yeni başlıyor chat ya. Anlat abla. Nigar. Kendime bir söz verdim. Ne gibi? Mecburen karşısında eğilip diz çöktüğüm düşmanlarım gün gelecek benim önümde diz çökecekler. Ay bak on numara manifest. 777. Ancak o zaman biter bu savaş. Really? Ama bu kadın zaten ilk günden onlara kafayı taktı. Selvi'cim teşekkür ederim. Bu kadının zaten hani dizideki şeyden bahsediyorum. Zaten içinde böyle bir kölelik duygusu olmadığı için. İlk gün buna çok fazla atar gider yaptınız ya, o gün kafaya koydu zaten. Ben bunların ağzına sıçacağım diye. Oğlum sen şey değil misin lan? Gibideki kokoreççi. Duyduk, duymadık demeyin! Oğlum sen Gibideki kokoreççi değil misin lan? Vallahi oha! Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri ile Hürrem Sultan'ın nikahlarını Şeyhülislam İbni Kemal Efendi kıymıştır. İbni Kemal'e de buradan selamlar. Bizi izliyorsa şu anda kendisi. İbni Kemal'e buradan selamlar. Allah Mesut Bahtiyar Ağa'da. Amin. Amin. Amin canım benim. Padişahın eski cariyesine nikah kıydığı nerede görülmüş? Nerede görülmüş? Burada görülmüş işte. Burada görülmüş. Sana mı kaldı lan? Ha? Bağdan mı yık? Sana mı kaldı? Peh! Peh mi? Sana ne lan? Ooo şey bizim keyfine de bunları soracağız. Bunlara bak. Çakkal ya. Bize İbni Kemal karışmadı. Sana ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Allah kahretmesin ya. Oğlum sen niye sürekli ayakta takılıyorsun hala? Git yatsana lan. Yüzüstü. Ha? Paşa Hazretleri. Paşam, yaranızın vaziyeti iyi mi? What's up paşa? Mühim değil. Mühim mi değil? Nedir? Var mı bir haberiniz? Meydanda ok yarışında olanlar sorgulandı. Bir duyan bilen yok. Lakin çadırın yakınlarında sahipsiz bir yay bulundu. Herkimiz sahipsiz yay bırakıp kaçmış. Peki o sahipsiz yayın üzerindeki el-sınav raporlarını incelediğimiz zaman belki... Paşam belli ki biri canınıza kastetmiş. Bunun... Şaka yapıyorsun ya. Ciddi olamazsın sen matrakçı ya. Oğlum adam kafamıza ok attı, tabii ki canımıza kastetti gerizekalı. Sahipsiz bir yay bulundu. Her kimse bırakıp kaçmış. Hiç aklımıza gelmemiştim. Aa vallahi ciddi olamazsın sen, şaka takılıyorsun. Paşam belli ki biri canınıza kastetmiş. Vallahi billahi inanılmaz bir tespit. İnanılmaz tespit. Bunu hünkârdan saklamak hata olmaz mı? Ben de diyorum çünkü bir şey var chat, yani çözemediğim bir şey var. Meğerse biri canına kastetmiş, duydunuz mu? Matrakçı hakikaten matrak geçiyor, doğru söylüyorsun gülüm. İcab ederse söyleriz. Nasıl efendim? Tamam da arkadaşım niye hiçbir şey icap etmiyor? Sen bunları söylemiyorsun da Süleyman abi bunları bilmiyor falan mı zannediyorsun sen gerizekalı? Evvela bir tahkikatını yapalım. Sürekli Süleyman abiden bir şeyler saklıyor ve Süleyman abi onların hepsini zaten biliyor. Yarın saraya geleceğim, etraflıca konuşuruz. Evet. Tabii oradaki barut raporları zaten çıktıktan sonra emniyette de... Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha? Çıkıtay ikili, ha? Taht kavgası mı yapıyorsunuz burada? Sünnet ikili. PUBG'yi ben oynayacağım, PUBG'yi. Gel. Anne, annem geldi. Annem mi geldi? Anneniz... Gel. Benim arkadaş Esadim. Nasılsın? Artık kalkmak istiyorum. Çok sıkıldım. Kalkar, yakında kalkar zaten. Dur oğlum, sakin ol ya. Ben de sıkıldım. Bizden başka herkes eğleniyor. Ah Mustafa'm benim ya. Sen ne yaptın? Ense mi bıraktın? Bu ne böyle? Biz buradayız. Beni çok güzel gezdirdiler. Seni gezdirdiler mi? Sen niye kışkırtma çekiyorsun şimdi çocuklara Mihri? Annem de gelin aldı bir gün. Babam hiç ayrılmayacakmış. Ne oldu lan öyle?
Ne oldu öyle? Allah kahrubela. Ah yavrum benim Mustafa'm be. Ah Mustafa'm, çok üzülüyorum ben ama Mustafa'ya ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. Anası kurban olsun ona ya. Allah kahretmesin. Chat'te şey yazmış ya. Milan'la Nilda'ya üzülüyorum. Milan'la Nilda'ya üzülüyorum ya yazmış ya. Çok iyi. Allah kahribela. Gel. Üzücü, üzücü. Nasıl? Nikah olacağını siz biliyor muydunuz? Hünkârımız aylar evvel paylaşmıştı bu kararını benimle. Arkadaşlar tekrar bir hatırlatma geçelim. Yarın çok efsanevi bir oyun oynayacağız. Tam bizlik. Five Dates. Yarın Five Dates oyunu oynayacağız. Kim bilir ne kadar... Bu galiba karar vermeli tarzlı bir oyun. Kim bilir ne kararları vereceğiz. Yarın akşam 20.00'ı bekleyin. Bu arada bu cuma arkadaşlar bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmayacakmış. Onu da artık haftaya devam ederiz Kızılcık Şerbeti'ne. İbrahim böyle mühim bir mevzuyu bana nasıl söylemez? Yok, Sinan dosyası, bu çöp ev dosyası kapandıktan sonra bakacağız Sinan'a. Sinan'a bakacağız yani arkadaşlar. Sinan dosyasına da bakacağız, merak etmeyin. Haberimiz olsaydı validemiz ne yapar eder? Bu nikahın vuku bulmasına mani olurdu. Vuku mu? Ne vuku lan, bu saatten sonra fuk o. Mani olamazdı sultan. Mani mi? Mani mani mani. Last get mani. Hatice kusura bakma, ortam gergin ya, neşe olsun biraz. Hünkârımızın iradesi karşısında kimse duramaz. Evet. Herhalde oğlum, adam evleneceğim dedi, evlenecek, bitti. Biz onun tercihlerini tartışamayız. Koskoca hünkârı Kızılcık Şerbeti fazlık zannettiler galiba chat. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Herkes koşulsuz itaat etmek zorunda. Evet. Yani Süleyman abi tutup mesela bugün benimle evlenmeye kalksa, evlenmek istese evlenir. Sistem böyle ilerliyor çünkü, yapacak bir şey yok. Hayır, istirham ederim. Yani hepimizin arkadaşlar kaderi Süleyman abinin iki dudağının arasında. Yapacak bir şey yok yani maalesef. Evlenir baba. Biz bu mevzudan uzak dur. Patlatır bir ferman. Anfert aynen öyle. Patlatır bir ferman, bitti. Merak etmeyin. Bir şey yapacak değil. Hürrem'in gözlerinde öyle bir nefret var ki. Nefret mi? Bundan sonra olacaklardan korkuyorum sadece. Ama Hatice siz yanlış yaptınız abla. Çok gittiniz bir ara üstüne. Bir ara çok loser modunu açmıştı çünkü. Güneş patlaması yaşıyordu kendi içinde belli ki. Çok üstüne gittiniz ya, şimdi de intikam dalgası. Kısasa kısas is fucking life. Al. Mişime seni al. Bak. Versene abla, çocuğa da versene ya. Mustafa'ya vermiyor ya. Çakala bak. Versene abla çocuğa da iki tane kaju. Hürrem, sana da uyuz oluyorum yani bazen, kusura bakma, şimdi biraz adaletli olmak zorundasın sen. Mustafa. Mustafa'm, çocuk da ayağa da kalkamıyor ki gelse anasının yanına. Vallahi billahi boru komple kesik. Hadi artık dairenin dönme vakti. Gülşah hazırlayın. Hemen sultanım. Anne lütfen. Kendi dairemde yapayana sıkılıyorum. Kardeşimle burada kalmak istiyorum. Evet canım kardeşlerim benim. Kardeşleri iyi de anası sıkıntı be Mustafa. Dur be yavrum ya. Hayır Mustafa. Hayır Mustafa'cığım, analarıyla muhatap etme bizi şimdi. Otur da şunu tekerlekli sandalyeye götürün ya. Malum. Sen artık veliaht şehzadesin. Kaidelere göre davranman icap eder. Aaa! Tahta mı yürüyoruz abla? Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Ben Mustafa'yı zaten ben yani bir dahaki seçimlerde muhtemelen Mustafa'ya vereceğim oyumu. Hünkârımızdan sonra bu taht sana nasip olacak ben inşallah. Ben seçimlerde Mustafa'cıyım baba. Çocuğun aklını böyle şeylerle doldur mu? Anla doldurma, bunu dolu. Kendin Mihri'ye neler anlatıyorsun yolda? Haseki olacağım. Görümcenin ağzına sıçacağım. O halan yok mu o halan? O orospu halan yok mu orospu halan? O orospu halanın ağzına sıçacağım. Onları anlatıyordun Mihri'ye kendin. Ne dedik abi? Kaidelerden bahsettik iki tane. Kendi her altı anlatıyor Mihri'ye. Sana mı soracağım? Maydevran. Benimle doğru konuş. Zira karşında Sultan Süleyman'ın nikah karısı var. Karşılıklı sıleyleşmeler büyük harfle. Sıley. Sen bir köle caryesin. Bense gerçek sultanım. Herkes yerini bilecek. Ya Mahi'nin tarafına geçme şöyle chat. Mustafa konusunda Mahi'ciyim baba. Ben Mustafa'yı tutuyorum. Hürrem. Yoksa bazı olaylarda, ben şimdi olaydan olaya değişiyor arkadaşlar benim taraflarım.
Olaydan olaya değişiyor benimki. Bense gerçek sultanım. Yani o an kim mağdursa onu tutasım geliyor benim. Hep öyle. Herkes yerini bilecek. Hürrem. Bu halinle övünme. Dönme tisi galiba. Aşk olsun lan Nalcoz. Ben Tamer. Dönme Tamer. Hürrem. Bu halinle övünme. Ha? Öyle bir tokat yersin ki. Evet. Feleğin şaşar. Abla Allah belki de seni gerçekten güçle sınıyor şu anda. Bilemezsin ki. Her saniye bir sınav. Yani gene de götün kalkmasın Hürrem. Tamam seni destekliyoruz da yani bilemedim. Çocuğa kaju vermedi az önce. Şimdi ben nasıl destekleyeyim bunu ya? Nasıl hızla yükseldiysen aynı hızla düşersin. Ha. Maydefren beni boşuna meşgul etme. Ne dersen de keyfimi bozamaz. Zira bu gece benim zifaf gece. Zifaf gecesi ne oluyor chat? Ha? Zifaf ne oluyor? Zifaf. Birbirlerini zifaflayacaklar mı? Zifaf ne oluyor chat? Zifaf gecesi. Ha? Zira bu gece benim zifaf gece. Zifaf gecesi ne oluyor? Çok merak ettim şu anda. Zifaf ne demek? İlk defa duydum. 30 yaşıma geldim. 2 ay sonra 31 yaşıma gireceğim. Zifaf ne demek usta? Zifaf. Gel diye girme. Gerdeğe girme, gerdek. Ex zamazingo. Allah inşallah arkadaşlar. Herkesi sevdiğiyle zifof eylemeyi nasip etsin inşallah chat. 777 manifest amin. Zifof netice itibariyle zifof. Arkadaşlar içeriden şak şuk sesler geliyor. Yani mercimeği fırına vermek olarak da yorumlayabiliriz bunu gülüm aynen. Duyduk duymadık demeyin. Suratta onun şeyi var hatta. YouTuber var ya Ali biçim. Sultan. Böyle yapıyor hani. Zifaf avuç. Süleyman hanımız ha. Bugün Hürrem sultanımızla nikah kıymıştır. Evet abla. Aynı zamanda biraz da zifaf eğilecekler. Birini yaptırdı. Artık buralar ondan sonra. Gülah, ne yapıyorsun sen burada? Rol A'da şu anda arkadaşlar doğru yere yatırım yapmanın vermiş olduğu mutluluk var. Kes şunu! Yani Rol A öyle bir şey yaptı ki arkadaşlar. Yani bir bitcoin bir dolarken almış gibi seviniyor şu anda. Tellal mı oldu şimdi başımıza? Aşırı uzun vadeli yatırım. Zamanında arsa almış gibi aynen öyle Zeysaç. Geleceğe yatırım psikopat Nur. Şimdi senin haberin yoktur. Güzeller güzeli sultanım. Biricik Hürrem sultanım. Benim sultanım. Gene ötmeye başladı vallahi bile. Öttü bülbül. Biliyorum. Sultanımızın vekili bendim ben. Nikah benim önümde kıyıldı. Gafil. Aa o da doğru lan. Gafil ne bilir. Ne oldu? Birden Hürrem sultancı kesildin başımıza. Bana bak. Elimin tersindesin. Tillahi bir fişki atarım. Burnunun oraya yapıştırırım. Burnunu mu? Bir dene. Vallahi tevi kafana geçiririm. Geçireyim kafana. Rıf diye girsin mi kafana? Zıknabut. Zıknabu mu? Geçireyim kafana. Rıf diye girsin mi kafana? Zıknabut. Yayında don etkilenince benim oynayışlar olur gibi. İçeriden şak şuk sesler geliyor. Ay. Nedir bu saçmalık? Saçmalık mı? Abla dur ikiye oynuyoruz şurada da vallahi billahi ya. Zıkkınabut. Sümbül. Sümbübül? Valide sultanım. Nedir bu rezalet? Derhal izahat ver. Sultanım. Gülah elini almıştı sultanımızın günü. Şehzadelerimizin sünnet düğünü için validem. Evet abla. Kendi aramızda son bir fasıl düzenleyelim dedik. Son fasıl abla arada böyle fasıllar var. Zıkkına bu gibi düşün bunu. Düğün bitmiştir artık. Eğlenceler sona ersin. Herkes işinin başına dönsün. Çıt çıkmayacak. Çıt mı? Emredersiniz validem. Bunun şimdi Rüya Paşa bunun orası burası oynuyor ayrı oynayacak ben sana söyleyeyim. Umarım çok iyi geçer sınavım. Bebeğim benim. Sümbül gel benimle. Validem. Arkadaşlar bütün sınavlarınız inşallah verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alırsınız inşallah canım benim. Zıkkına bu. Çıt çıkmayacak dedikten sonra bütün chat çıt spamladı ya. Bizim chat'in isyankarlığı şaka mı?
Benim geçen seneki Ayaz'ı unutmam şaka mı? Bütün chat vallahi billahi chat oldu chat. Anladın mı şakayı? Çıt 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 çedelede sar bedeni bedene. Bunlar var, bunlar var. Duyduğuma göre Hürrem'in vekili sen olmuşsun. Duydum değil, gördüm. Konuşsana, dilini mi yuttun? Çıt, yankılı. Evet. Çıt, opsiyonel. Abi 36 almışım, umarım bir umarım canım benim. Affedin beni Valide Sultanım. Lakin hünkârımızın emriydi. Nasıl karşı gelirdim? Nasıl karşı geleceğiz abla? Sevgiyle. Vallahi bile her şeyden önce sevgiyle. En azından bana haber verebilirdin. Sana niye haber veririm? Gözünü seveyim ben. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şehir İslam geldi ya İbni Kemal. Ne yapar eder engel olurdun bu rezalete. İbni Kemal. Dillahi fırsatım olmadı. Kendimi birden Hoca Efendi'nin karşısında buldum. Kes sesini. Sana da yazıklar olsun dahi. Hürrem haremde at koşturuyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Abla yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim ama at demezsek olur mu? Bekaz anısı var da. Bekaz. Merve Aydın hoş geldin canım benim. Çok teşekkür ederim aboneliğe taktım. Anısı var. Sen bizim atımızı kestirmiştin ya. Sen nasıl atımızı Nilüfer'i öldürttün sen ya. Ya atı kestirdi Nilüfer'i öldürttü ya. Vallahi bile uyuz oluyorum ya. Direkt haber uçurmadı. Değil mi? Hiç öyle bakma daya hatunum. Ben bu canımı sokakta bulmadım. Rüzgar terse döndü. Ulan sen de var ya hep işine gelene çalışıyorsun ha. Hiç güvenilmeyecek insan modeli. Mesela Rose A daha güvenilir. Hürrem Sultan'la iyi geçinmek zorundayız. Allah herkese Rose A gibi dost nasip etsin inşallah. Yoksa vay halimize. Sen hep yolunda, hep yolunda. Aha bindallı geldi. Aha zifaf elbisesi geldi. Ay pembe bir gül gibi. En sevdiğim çiçek, pembe gül. Diken mi gül mü? Sen zifafa gel. Allah kahretmesin. Süleyman abi yanlış anlama. Özlürüm çok teşekkür ederim. Yanlış anlama bir şaka yapacağım şimdi. Ha? 200 liralık eskort tıraş ol da gel dedikten sonra benim tripler. Süleyman abi çok yanlış anladın sen tıraşı. Sen biliyor desen. Pompaya hazırlık. Vay pompacı chat vay. Pompaya hazırlık opsiyonel. Zifafa hazırlık. Çok iyi deli olacağım ya. Ulan chat ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu dizi var ya güncel bir dizi olsa. Yani Kızılcık Şerbeti yayınlarından daha çok izlenirdi biliyor musun? Yağmuşum teşekkür ederim. Ya Kızılcık Şerbeti da güzel dizi şimdi de daha önce de söyledim de. Muhteşem Yüzyıl daha iyi ya. Cemilem teşekkür ederim. Hürrem Mickey Mouse'a benziyor şaka mı? Hakikaten bu kafaya niye böyle bir şey taktınız? İçeriden birazdan şak şuk sesler gelecek chat. Vallahi yıldız geliyor. Çok yorulsun teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz yukarıda lan? Ha? Çiftak kumru. Kuş bakışı zifaf. Zifaf ofikal. Eşittir neşe kaynağı. Zifaflar etsen Allah biliyor desen. Şeyini biliyorum sana güvenmiyorum. Peki Süleyman abi. Senin işin belli olmaz delikanlı gibi. Zifafladıktan sonra boş ol boş ol boş ol patlatmayacaksın değil mi? Süleyman boşaldı acı. Ha belli olmaz belli olmaz. Seda bunun işi belli olmaz bu için çünkü az yolunda değil bu.
Gel gel, hoş geldin, gel tavşan. Ne yaptın, cosplay mi yaptın bugün, ne yaptın, gel. Evet. Gel. Hünkü hoş. Karın geldi. Karım nerede benim? Hale bak ya. Kınayı yakmışlar götüne. Hoş geldin oğlum. Üzümlü keçim hoş geldin. Hüro. Evet abla, çok esma. Yine evet, klasik etek öpme ritüeli. Evet. Peki detaylı zifaf izleyecek miyiz yoksa? Öyle üstün körü bir zifaf mı bu? He Süleyman abi? Süleyman abi yanlış anlama. Aramızda kalsın, uzaktayız şimdi. Aramızda 500 yıl var diye. Paralel evrenden bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dileyerek yalnız. Ensene bir tane şaplatasım geldi usta. Öyle araya şimdi bu bilgiyi de niye verdim onu da bilmiyorum yani. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman ense ofikal. Vay anasını avradını ya. Zifaf zifaf lütfen yapma şöyle. Kalbim çıkacakmış gibi çarpıyor. Kalbim mi çıkacak? Süleyman abinin de başka bir taraflara çıkacak gibi çarpıyor galiba şu anda. Seni o kadar özledim ki. Ay ne yapacaksınız? İstanbul'um. İstanbul'um mu? Esenyurt'um, Beylikdüzü'm. Karaman'ım. Karaman'ım mı? İstif'im. Diyarım, Milketiruhum'um. Diyar... Süleyman abi fethedeceğin yerleri söylüyorsun galiba. Viyana'm, Hindistan'ım. Bedahşan'ım ve Kıpçak'ım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Vallahi fethedeceğin yerleri söylüyor. Saçım mağrım, kaşı yayım, gözü püm fitne, bimarım. Fethettiğim toprağı ekerim. Hürsem boynuna kanım. Hürrem seni yatakta... Medet. Yani... Neyse detay vermeyelim, detay vermeyelim abla, zifaf. Zifaf diyorum, başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. Ne yapmıştım hanım? Gel abla, gel. Devamı yok, devamı yok. Chat gülme. Gülme. Evet arkadaşlar, plakaları alalım hemen. Evet, Bağdat, Horasan, İstanbul. Hemen arkadaşlar plakaları alalım. Evet şu anda arkadaşlar donate atarak, mesela diyelim Ankaralısınız, at bir 6 lira. Diyelim Düzce, patlat bir 81. 82 Musul, 83 Bağdat, 83. Kapında çünkü meddahım. Kapında çünkü meddahım mı? O ne? Senin... Kapında çünkü meddahım. O ne demek Cet, çünkü meddah? Seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem. Evet. Muhibbiyim. Muhibbi geldi. Muhibbi is fucking back. Hoş halim. Ömrümün sonuna. Ha? Son nefesimi verene kadar. Allah'tan çok güzel ne bu gelmedi ha. Senin ve aşkının kölesiyim Süleyman. Abla sen de gözünü seveyim. Kölelik kaldırıldı diyoruz. Hala kölesiyim diyorsun ya. Vay Süleyman abi vay. Vay Süleyman abi vay. Allah kahve zifaf geliyor. Sarışın fiyakalı bir zifaf geliyor. Çek! Ay! Nikahlı zifaf. Nikahsızı zina. Bu zifo. Hayırlı uğurlu olsun usta. Abi biz bir şey diyemeyiz artık. Neyse detay vermediğiniz iyi oldu. Artık gecenin geri kalanını İbrahim rüyasında görüyor galiba şu anda. İbrahim ne oluyor? Eziyetçim hoş geldin. Ay rüyalanıyor mu? Ne yapıyor bu? İbrahim doğuruyor. Affedersin de şimdi yani yanlış anlama da. Yani malafatı yiyen Hürrem. Tribine atan sen. Yanlış anlama da İbrahim. Lan niye tribe girdin gene İboş? Ha en son bir tarafına ok yemişti pardon. İri to... İri... İtire Oliver şeyi yazmış sıç. İyi misin İbo? Senin geçen seneki kabızı unutman şaka mı? Kabız mı oldu, ne oldu?
Oğlum manyak mısın? Oku oradan yemişsin bari vallahi bile öbür türlü yat. Yatmışsın sırtının üstüne. Gel. Ya man yatsaydın bari vallahi billahi. Oğlum sen mazoşist falan mısın? Psikopat mısın lan sen? Gel. İyiydi gene bornozu gidiyor gel. İbrahim o sırtını yedin sen onu ama sen gene de onu ürolojiye göster. Tabi tabi onu ürologlar bir baksın. Orada var bir başka bir dalga var o işte. Allah belanı vermesi. Götürseydik ameliyata. Yattın kaldın at meydanında manyak. Ne oluyor buna? Dayı bu çok kötü düşen bak. Evet gel abla. Ortalıkta tövbeler tövbe büyücü gibi geziyor ya. He? Hikmetül vahşet ne hikmetse geldin Niger'in kapısına. Arkadaşının karısı artık ya. Üf, gene kim bu vakitte? Kim seversin sen aç. He? Ben vuralı yaralıyam. Paşam? Yap şuna bir koca karı ilacı. Yardım et ben. Paşam? Vallahi İbrahim yardım ayağı göt ayağı ya. Çet özür dilerim ama yardım ayağı göt ayağı ya. Ay paşa sana tüküreyim ya. Panda sart ya. Yeşil türbeli nazoli ya. Sürdürseydin karına iki tane bepantol. Delireceğim ya. İbrahim. Laibo. Sürdürüyor. Sürdürülebilir İbrahim. İbrahim? Sürdürüyor diyor değil İbrahim. Bu da bir değişik sapık ha. Gel. Ha. Paşam. O şey sırta şey sürsünüz de geciktirici krem var mı sizde? Performans krem. Sürün abla o iyi geliyor onlar. Niger kızla yardım et bana. Ne istiyor? Sırtım. Dönek İbrahim hekim başı kıl dönmesi dedi. Der abi öyle bir o tarz bir şey zaten çok abarttı. Bunda bir yara var. Yardım et bana. Bahsetme kimselere yaramızda. Sırtımda bir yara var. Evet. Abla sırtımda diyor neresini açıyorsun? Ha oradan açılıyor değil mi? Aç bakalım. Gel aç. Gel. Bir sus lan. Çok meraklıyız sanki senin yarana. Eyvahlar olsun. Nasıl yaralandınız böyle? Aha. Emin değil. Sen onu temizle. Sar tekrar. Ay vallahi insanın aklına türlü türlü havadisler geliyor ya. Türlü türlü hadiseler geliyor insanın aklına ya. Havadis nereden çıktı? Paşam, yaranız çok kötü. Derhal hekim çağırın. Evet paşam, yaranız kötü. Hayır. Çağırma şimdi, hekime gerek yok. Paşam sana da iyilik yaramıyor anasını satayım. Her şey senin yaran için. Yaranız... Beyza Lorum hoş geldin. Çok kötü. Derhal hekim çağırın. Hayır. Çağırma şimdi, hekime gerek yok. Paşam, yaranız çok ağır. Hem Hatice Sultan... Sakın. Abicim gözünü sevdiğim İbrahim sana da iyilik yaramıyor. Everything is for your yara. O bilmeyecek. Hı? Ne diyorsam sana onu yap. O bilmeyecek, bu bilmeyecek. Oho! Hadi. Bunun da yarasına iyilik yaramıyor ya. Çok abla. Evet bakalım yarana. İbrahim? Gel manyak işler vallahi billahi ver müziği. İbrahim'in yarası azdı. İmdaya. Arkada da vallahi Kızılderililer mi geldi eve ne oldu? Ay tövbeler tövbesi. İbrahim senin bitler çikolata kapana sıçayım. Allah'ka şak şak sesler geliyor içeriden. İbrahim'in yarası okşanıyor.
Ben bu sesleri nereden görsem tanırım. Ay dur, sesler birden kesilirse kork. Sesler birden kesilirse kork. Aa, detay verme be. O ne öyle? Ay tövbeler tövbesi, o ne öyle ya? Şempanze büzüğü gibi. Paşam, kim yaptı bunu size? Nasıl oldu bu? Bu kaçıncı ölüm Nigar? Daha kaç defa öleceğim ben? Kaç defa? Lan altı üstte iki tane mermi yedin lan sen de. Abartma. Çet vallahi billahi ya. Sırtımıza her gün hançer yemiyor muyuz zaten? Amma rollendi bu da ya. Bir şeyin yok, bir şeyin yok, hadi. Sevgili doktor gelsin, aynen öyle. Bankçam. Ben buradayım. Yanınızdayım. Buradayım be, buradayım. Bu sesler de İbrahim'den geliyor galiba. Ay İbrahim yarasını vallahi billahi belletiyor. Evet. Sultanım. İbrahim yaralı mı dağlatıyorsun? Ay! Ne oluyor burada? Abla vişne suyu içiyorlardı. Ne yapıyorsun? Ratatouille'cum abi özür ama yani Allah var Hatice'den. Onu ben de daha önce söyledim. Hı? Ne oluyor burada? Hı? Ne yapıyorsunuz siz? Abla detay vermesek ha? Az önce kapının önünden geçerken ah diye bir ses geldi mi? Şakşuk. Tamam, gerisinin detayını vermeyelim biz ya. Yani bizden çıktı artık aile mevzusu chat. Bizi ilgilendirmez. Beyongu'ya aşığım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorum. Başka da bir şey demiyorum chat. Sultan. İbrahim. Ay. Ne oldu sana? Endişelenmeyin sultanım, iyiyim ben. Paşamız okla vurulmuş galiba. Okla mı? Ne? Böyle bir... Neyle vurulacaktı abla bu devirde başka? Bir şey nasıl benden saklarsınız? Benim bir şey değil. Endişelenmeyin. Nasıl? Gerizekalı beyinsiz. Okla vurulmuşsun, onun üstüne mi yatıyorsun bir de? Mühim değil. Nigar, çabuk koş, hekimi çağır. Gelmiş burada şu vaziyete bak, Allah kahretmesin, memintolara bak. Jinekomasti İbrahim. Gel. Kim yaptı bunu sana? Neyi bilmiyorsun İbrahim? Üç günde bir bayılıyorsun ya. Borucu İbrahim. Memikto'lar Tombikto yazmış. Doğru diyor, anasını satayım. Memikto. Opsiyonel. Tombikto. Yankılı. Lan! Zifafçılar. Ha? İstifçi zifafçılar. Ne haber? Zifaf ikili. Zifo. Zifam içeride. Aman da seni yaralı bir halde buldum da. Yaralı mı? Kucağımda titrerken anladım ki ben sensiz ifyamım. Evet. İşte o gece verdim karar. Ya bırak Süleyman abi, senin kararın ne zaman verdiğini biz gördük. Madem öyle, niye aylarca bekledin? Evet hakikaten 6 aydır bekliyoruz. Aradan bir de 6 ay geçti chat. Her şeyin bir vakti vardır. İyiliğinde, kötülüğünde, sevincinde, üzüntününde bir evet. Vakti vardır. Öyle abi, hayırlısı. Ne erken olmalı, ne de geç. Evet. Bir tek İbrahim biliyordu. Onu söylemiştim. Ona da söylemeseydik iyiydi neyse. Sırdaşa bak Hürrem. Ha? İlk duyana bak anasını satayım. Demek İbrahim biliyordu. Hayret. Nasıl engel olmadı? İşlemeye başladı. Ananı avradını. Algı operasyonuna başladı. Vallahi billahi adli işlemler başlatıldı. Yok yok, 6 ay zaman atlaması geçen bölüm olmuştu zaten. Star Shadow. Dayan İbrahim. Sakın bırakma kendini. Dayanabilirsen dayan İbo Cabbar. Nerede kaldınız? Hadi çabuk.
Ha, gel abla biliyorsun. Nasılsın hekim? Ezhat'ım. Aa, nereden yapıyorsunuz tedaviyi? Adam basur olmadı ki. Yanlış yerden başladın Allah kahretsin. O sırada doktor... Doktorun yaptığı ameliyat olur gibi. Vallahi billahi. Doktor. Gözünü seveyim, adam burada böyle yatıyor. Adam burada böyle yatıyor Çet. Yara burada. Direkt buradan başladı operasyona. Vallahi billahi. Üzerayı bizde sarmıştım. Oğlum detay verme. Yanlış yerden giriyorsun. Ürolog gelsin dedik de bu kadar hızlı gelmeseydi keşke. Ürolog. Tuğçe. Gündüz yarayı bizde sarmıştım. Ay vallahi kalktı. Harbiden kalktı yankılı. Lakin vaziyet kötü. Bu vaziyetler hayra alamet diye de durdum düşündüm. Ne demek bu? Ne diyorsun sen? Muhtemelen ok zehirliymiş sultanım. Ok mu zehirli? Zehir hızla vücuda yayılıyor. Allah kahru bela, vebalı ok. Opsiyonel. Irmağın lütfen yapma şeyini. Hürrem de Allah kahru bela. Hürro'nun üstüne kalacak demiştik ama. 1532 makat tedavisi. Makat, yankılı. Ay bu iyi bir şey değil. Vallahi iyi bir şey değil. Sen ne yapıyorsun abla? Ha? Yalnız o değil de Hürrem. Şu 1-2 bölümde ne kadar makat yaktı lan. Valide Sultanım, evet, erken abla. Uyanmışsınız bu sabah. Uyumadı ki. Hiç uyumadım ki. İzlenmiş. Uyku tutmadı bir türlü. Tutmaz abla. Kendinizi bu kadar harap etmeyin. Her şey olacağına varır. Ben işleri oluruna bırakamam dahi. Neresine bırakırsın abla? Mevzu... Bir yerine bırakmamız lazım illaki. Mevzu bahis harem olduğu vakit her şeyin doğru gitmesi lazım. Mevzu bahis haremse gerisi istif. Bir taş yerinden oynarsa koca dağ yıkılır. Ay ay bu, yani bu teyzelerin de bu düzen kuracağım düzen kuracağım diye bütün düzenin anasını bellemeleri beni bitiriyor ya. Peki ne yapacaksınız sultanım? Ne yapacaksın abla? Hürrem hakkında her şeyi anlatacağım. Ben uya aşığım. Aslanım her şeyi bilecek. Abla anlatmakla olmaz o işler. Elinde delil var mı? Yok. İspat var mı? İptal. Defter vardı, yandı. Sonuç? Hüsran. Salak. Hünkârımız uyandı mı? Hünkârım. Hay Allah, nasıl uyandırırız? İllahi durum mühim. Bakın ne oldu lan? Ulaştırmam lazım bu haberi. Hı? Allah'ım başıma kaynar sular dökülür. Başım. Hadi söyle bir aç bir şey. Nasıl söyleriz? Hünkârım. Günah. Süleyman abi. Sizi rahatsız ediyorum. Hayırdır Sümbül sabah sabah? İbrahim'e vajinismus oku atmışlar. Bütün vücuda vajinismus yayılmış. Hünkârım İbrahim Paşa'mız rahatsızlanmış. Ay kendini çok kötü hissediyor vallahi billahi ya. Cinsi soğukluk yaşıyor şu anda. Ne olmuş nesi varmış? Yani makattan tedaviye başlamaya çalıştık da olmadı o da tutmadı. Malum. Sanırım ölecek. Matım yok. Lakin vaziyetinin ağır olduğu söylendi. Sultanım. Evet abla. Sibila, İbrahim Paşa'ya ne olmuş? Abla senlik bir durum yok. Tillahi bilmiyorum sultanım. Senlik bir durum yok da vallahi senin üstüne kalacak tillahi. Ah! Tillahi senin üstüne kalacak söyleyeyim. Hanenizden biri güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. Ay dur Muhittin abi ya vallahi çalma o müziği Muhittin abi. Muhittin abi. Ya ama sana dedik olumsuz çekim yasası yapma böyle şeylere fallara büyülere sihirlere inanma diye. Sapık. İbrahim. Ha? İyi olacaksın. Evet abla. Dayan İbrahim. Dayan mı? Dayan ne olur. Benim için dayan. İbrahim buradan da ölmezsen en son ben boğdurtturacağım seni yani söyleyeyim ha burun deliği. Adın için dayan. En son ben o gerçekten iki çeper burun deliğini boğdurtturacağım yani buradan da yırtarsan. This door. Yeter bıktım başıma bela oldu ya. Abim 44. bölümün başını kesin izlemen lazım. 4 dakika falan uyuyamayız. Vallahi 43. bölümü bitirirsem ne ala ya. Bugün gene saat 11'e kadar falan yayın yapacağım galiba chat. Çünkü her gün yayın açtığım için 3 saatten fazlası yoruyor. Bir de ihtiyarım ya artık. Ama nasıl olsa cumartesi günü de muhteşem yüzyıl var. Dolayısıyla bakarız yani. Çop odasına bakarız ama chat. Yasef efendi.
Derhal müdahale edin. Zehirli okla vurulduğunu söylediler Yasef Efendi. Ay gel Yasef'im gel gel. Vallahi neler geldi başımıza biliyorsun abla. Daha önce de kurtarmıştınız. Yine kurtaracaksınız. Anladınız mı beni? Neyi anladık abla? 3 günde bir senin kocanı mı kurtaracağız? Geri zekalı. Ölmeyecek İbrahim Paşa. Ablacığım Allah'ın takdiri. Bu adam zamanında Süleyman Çakır'ın da ameliyatına girdi. Öldü. Öldü. Gel abla. Büktür büktür geliyor gene karşıdan. Ha? Ne oldu? Hünkârımız burada değil Vadide Sultanım. Zifaf nöbetine mi geldi? Ne yapıyor? Hı? Çıktı mı? İbrahim Paşa'nın sarayına gitti Vadide Sultanım. Hayırdır inşallah. Bu vakitte. Hı? Vadide mi? Efendim canım. Hayırlı sabahlar. Güno! Biz Güno'dan devam. Nasılsın Valido? Hı? Uy! Küstü mü? Ya sana da selam vermeye gelmiyor be kardeşim ya. Bu da vallahi billahi ya. İbrahim Paşa'mız ağır hastaymış. Yes, Paşa. Validem. Gel abla gel. Her köşeden biri çıkıyor anasını satayım. Sultanım. İbrahim Paşa hastaymış. Evet, ben de şimdi oraya gidiyorum. Evet. Nesi var? Tam bir malumatım yok. Tam bir malumat yok da abla. Yani direkt makat deliğine bir tane gerçekten ok yedi söyleniyor. Lakin dünkü hadiseden olabilir. Hadise mi? Ne oldu dün? Eğlenceler sırasında paşamız okla vurulmuştu. İbrahim'in şanssızlık seviyesi şaka mı? Abla vallahi senin operasyon değil ya. Hemen Hürrem'e atacaklar bütün suçu. Bunun bir operasyonu değil ki. Oraya bir tane yay bırakılmıştı. Lütfen onu gerçekten araştırır mısınız? Yay araştırılsın. Allah kahretmesin, herifin gerçekten sırtına Nutella mı sürdün Yasef Efendi ya? Ha? Torku çikolata mı sürdün gerçekten herifizi? Peripella mı sürdün ya? Alternatif tıp. Hiç de aklımıza gelmedi vallahi bile. İyi geliyor mu yaraya? Ok yarasına iyi gelir mi Çet? Abi. Gel. Yasef fentezi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun anasını vallahi billahi ya? İbrahim ölüyor. Ne olur bir şey yap, kurtarın. Hatice. Ne yapalım yavrum benim, ne yapalım anasını satayım. Hatice'm buradayım, tamam. Meraklanma. Nigar kafa, Hatice'm odasına götür. Öyle dedi ama biz ne yapabiliriz? Ben padişahım anasını satayım. Ordu neredeyse doktor padişah. Adam doktor diye bir şey dedi ya, manyak mıdır nedir ya? Malumat ver. Malumat ver Yaso. Korkarım geç kaldık hünkârım. Geç mi? Ah siktir, öldü deme. Öldü mü? Ama İbrahim'le uğraşması da sarıyordu be. İllet bütün vücuda yayılıyor. Ay ölse bir dert, kalsa bir dert ya. Öldü deme lan. Okun ucu zehirliymiş. Bokun ucu mu? Ha okun ucu. Ne oku ne zehir be adam. Dün paşa meza suikast düzenlenmiş. Hiç haberin yok. Hiç malumatlardan haberin yok havadislerden. Ve hadiseler cereyan etti. Hale baksana vallahi billahi. Yasef sen de bulduğun her deliği toprakla dolduruyorsun be kardeşim ya. Kim bilir kimlerin neresine toprak soktun da neyse. Gülah. Sultanların en... Dur oğlum bırak şimdi sultanların enini menini ya. Bırak şimdi enini boyunu gel abla. Hani durdurmuştun okçuyu. Okçuyu bizim operasyon değil abla, bunu başka biri yaptırttı. Kesin Behram ya. Arkadaşım Behram Çavuş. Allah'ıma emanet. Okçu. Okçu? Evet durdurdum sultanım. Madem öyle, kim vurdu İbrahim Paşa'yı? Abla vallahi bizlik bir durum yok. Behram'ın işi. Kim vurdu? Allah Allah. Kim vurduya gitti diyebiliriz yalnız arkadaşlar. Bence Behram. İbrahim Paşa'mız vurulmuş mu? Gülah beni delirtme. Abla Enar Vural hoş geldin canım benim. Ben sana ne dedim? Niye durdurmadın adamı? Vallahi Perşeman geldi. Hallettim dedi. Son anda yetişip durdurmuş. Oğlum bizim iş iptal, bizlik bir durum yok. Yes, doğru. Başkası yaptı. Yasef nasıl bir isim ya? Yasef ya Terket. Yapmadım bu şakayı ya. Bu şaka yapılmadı Allah kahretsin. Benimkilerden beteril vahşet. Ne sen? Kesin kesem de. İçimden güldürdü yalnız şu anda. Vallahi billahi. Gizem lütfen yapma şöyle. O zaman kim yaptı bunu? Behram. Bence Behram. Sizce? Chat var mı sizin başka böyle bir şeyleriniz? Eyvahlar olsun. Yani ya Şevki abi ya Behram. İkisinden biri. Benden bilecekler. Kesin Fahri Sultan yaptı. Suçu bana atacaklar.
Ya kesin öyle bir şey. Tamam Sultan. Orada bir tane yay var. Gidip o yayı alıp aslında vallahi oradan parmak izi, swap raporu falan filan. Hemen dayı Hatun çağır bana. Hemen dayı. Hemen. 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 Koş abla. Dayı sen de ne yapıyorsun, herifin götünü botanik bahçesine çevirdin be arkadaşım ya. Ne abi, kirli toprakmış hep. Ne abi, çam ağacı çıkacak herifin götünden ya. Ne yapıyorsun dayıcım ya? Toprak mı ekiyorsun oraya? Nutella mı sürüyorsun? Ne abi, onu da anlamadım ya. Başka bir şey peşinde, o da fantezi peşinde. Funda Öztürk. Ha? Ceren Cey. Hazalım. Vallahi billahi ya. Nutella'm diyor, aynen. Hünkârım. Bunu benden nasıl saklarsınız? Dur be Süleyman abi ayol. Hadise nikahının sırasında oldu. Paşamız bu yüzden bilmenizi istemedi. Zaten yarası çok mühim olmadığı için bizden... Ne demek mühim değil? Zeynep'i bir şok! Ay, vücuda yayıldı ya. Vallahi billahi ya. Kronik vajinizm olsun. Bunu kimin yaptığını der bu? Dem. Behro diyorum. Behro diyorum. Hürro demiyorum. Behro. Tahkikata başladı Günker. Başla. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Her kim yaptıysa ciğerini sökeceğim. Ciğerimi deliver hani buyu görün. Ne demek bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Çet. Kim yapmış bunu? Kim? Ben de yeni öğrendim. Ne hikmetse herkes yeni öğreniyor. Vallahi billahi İbrahim kimseyi duyurmadı ki havadisi. Berce Sultan yaptı değil mi? Hı. Suçu benim üzerime atacak. Abla en kötü ihtimal biz onun üstüne atalım. İhtimal bile vermiyorum. Hı. Olamaz. Yıldır Dafne hoş geldin. Zinhar yapmaz. Hı. Kendi damadına nasıl yapar? Belli olmaz abla. Niye kendi gelirini yaptırtmaya kalktı? Mümkün mü hiç? Hatice Sultan'a böyle bir acı yaşatır mı? Niye? Gerilinlik potansiyeli olan birine yaptı. Ha? Süleyman'a böyle bir acı yaşatan Hatice'ye de yaşatır gibi geldi. O zaman kim yaptı bunu? Oğlum bu kadın payitahtın içinde, sarayın ortasında ot kestirtti ya. Bence mümkündür. Ben Behram'a atmıyorum suçu, valideye atıyorum. Bence valide yaptırdı. İbrahim senin götünü oku. Senin kaynana zıplattırdı usta. Koskoca paşa. Malum, bütün yetkiler, makamlar kendisinde. Dostu olduğu kadar düşmanı da vardır elbet. Tamam, dayı bize niye hava atıyorsun ona satayım? Git bul şunu, bir tane verelim çatalcından arsa. Hatice, müşteri ol, karındaki Sabi'yi düşün. Bırak müşteriyi falan, üstümüze kalacak ya. Enferifçim hoş geldin. Üstümüze kalacak Çet ya. Allah'ın izniyle İbrahim bu belayı da atlatıp iyileşecektir. İş canım ya. İyileşmezse ölür. Ne yapayım yani Hatice? Siktir git kendine başka koca bul. Bu da manyak mıdır denir, bize atıyor tribi ya. Ya ölürse? Tuğçe'm hoş geldin. Onuncu evi sütlü olsun balım. Vakit ne olacak? Sırtına da geçirmiş bir tane kurt kürkü. Hatice'm. Bunu vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Kim? Ben ne yaptım be oğlum, ben mi yaptım? Benim bir yetkim var mı burada vallahi bile? Bu da manyak mıdır denir? Koca denisi manyak ya. Senin ağzın neler söyler Hatice? Hani İbrahim'in hayatı? Sizin teminatınız altındaydı. Ya güzel kardeşim, bacı. Bacı. Ha? Bacınız. Ya arkadaşım, ecel denen bir şey var ya hani. Mukadder at. Arkadaşlar bu kadar basit. Mukadder at. Ne yapalım yani? Her verdiğimiz teminatı da arkadaşlar karşılayacağız diye bir şey yok mu hayatta? Sosyal pat. Hatice. Vallahi Süleyman'a patladı her şey ya. Kızım. Süleyman abi, ben sana da üzülmeye başladım artık ha. Annem. Manyak mıdır nedir ya? İbrahim ölüyor. Kabuz olsak vallahi billahi Süleyman abiden biliyorlar ya. Üzülüyorum ya. Nasıl kıyarlar onu? Azmışlık salatası. Kim yapar bu cahilliği? Ben yapar, ne bileyim oğlum. Belli ki Behro yaptırdı da neyse. Kimse içimize kadar girmiş belli ki. İçinize kadar girmiş mi? Neyse detay vermeyelim bu konuyla ilgili. O da iş atıyor, Allah cezanı vermesin. Ha valide. Bugün valide, yarın kaymakam de. Süleyman abi, üstümüzde çok iş kaldı ya hani. Bir de zehirli ok yedik ya götümüzde. Araya şaka neşe olsun. Hani neşe kaynağı diye şey yaptım ben. Ya bu da bana patlayacak galiba. Dur şaka yaptım. Dur chat zaten şu an tepkisini gösteriyor şu anda.
Chat şu anda ayıp olmasın diye yalanlar random atıyor şu anda. Şu anda dur bakayım arkadaşlar. Şu anda chat ayıp olmasın diye yalanlar random atıyor. Fikret abi hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demiştin, herkes sana gülmüştü. Bütün chat şu anda zaten tepkisini gösteriyor. Sen de bana patlama. Ben öyle neşe olsun diye ben iyiliğinizi yapıyorum. Ben sizi sevdiğimden yapıyorum chat. Yaprak. Taber taber ya lütfen yapma şöyle. Vaziyet kötü paşam. Hünkârımız bunu her kim yaptıysa bir an evvel bulmamızı istedi. Evet, ne haber Ayaz abi? Ne gerekiyorsa yapılacak elbet. Acaba peki arkadaşlar bu organize bir olay olabilir mi? Ne bileyim Ayaz, Behram. Çünkü arkadaşlar yani bu divanda herkes birbirinin makamını, mevkisini kıskanıyor. Aha geldi. Ayaz paşam. Behram paşa. Hah, vuran kaçar, vurduran gelir. Hoş geldin abla biliyorsun. Hayırdır, neden geldiniz? Hayırdır Behro. Paşam siz çağırmıştınız beni. Rüya paşam teşekkür ederim. Hadiseden unutmuşum. Başka bir vakit görüşürüz. Bugün çok karışık. Merakımı mazur görün paşam. Ne oldu ki? Bilmiyormuş gibi davranıyor. Ya Allah! İbrahim paşamıza isabet eden ok. Zehirliymiş. Ay çok üzüldüm. Ay çok üzüldüm. Vaziyet ağır. Ayas paşam. Söyle. İbrahim Paşa'ya hain saldırıyı yapan okçu yakalanmış. Okçu yakalandı Behram, Behram. Çember daralıyor Behram. Bir tedirgin oldu sanki Behram. Ha? Bir ince tedirginlik sezdiniz mi siz de chat? Ben sezdim. Gel okçu gel, gel. Bakın. Suçu neymiş bunun? İbrahim Paşa'yı öldürmek istemiş. Suçu saz çalmakmış. Ne bileyim oğlum gerizekalı. Paşa ölmüş diyorlar. Ne diyorsun? Makbul İbrahim Paşa mı öldürülmüş? Ne diyorsun? Makbul öldü. Yok ölmedi abla. Etme bulma dünyası. Asacaksın bunun gibileri. Aa esnaf da sevmiyor. Diğeri. Ay tamamen tata ters. Gel Süleyman abi gel. Gel canım benim gel sakallım. Hale bak Allah kahretmesin. Ne haber Makbul? He? Antep fıstığı gibi yatıyor orada çakkal. İbrahim kalk ÖSS'ye kaçıracaksın yavru. He? Sargı bezi İbrahim. Kalk lan kalk bir şeyin yok. Bir şeyin olsaydı sırtının üstüne yatar mıydın gerizekalı? Ay. 3 günde bir horlaya horlaya yatıyor vallahi bile. Yok orama ok yedim, burama bok yedim. 3 günde bir yalanlar rapor alıp alıp işten kaçıyor ya. Vallahi billahi. 20 çift sıfırdaki yayınlara gelmeyenler olur gibi. Uyan Pargoş. Uyan Pargoş aç götünü. Dinle Sülo'nun sözünü. Aç gözlerini. Vermişim sana zifafı. Benim makbulüm İbocum. İbocum kalk canım benim. Sakın kendini ölüme bırakma. Ha. O beyaz ışığı görürsen koş. Dayan. Diren. Ha. Uyandı galiba. Hemen de uyanıyorsun. Maşallahım var vallahi billahi. Millete atılan ok ölüm. Buna şifa. Hünkâr. Burada. Hünkâr. Ya İbrahim sen hakikaten vallahi troll bir herifsin ya. İnanılmaz troll bir herifsin sen ya. Resmen böyle yapıyor. Hünkâr. Ya sen hakikaten yolundasın ya. Hünkâr. Hünkâr. Hünkâr likes that. This door. Süleyman Hanım'ı seviyorum ben de. Sakın böyle söyleme. Dara gibi abi teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin güzelim. Daha nice hedefler var gideceğimiz. Hedefler mi? Nice? Ne hedefleri? Gittik en son Viyana'ya gittik zaten. Karda kışta götümüz dondu. Çetin yarısı hasta. Onun zaten hesabı sorulacak senden. Menziller var önümüzde. Sana bunu yapan her kimse
ellerimle vereceğim cezasını. Evet. Sen de göreceksin. Ben size söylemiştim. Neyi? Neyi söylemiştin? İbrahim Paşa. Oradan bile fitne mi veriyor? Fücur mu veriyor? Oradan bile fitne veriyor. Şerefli Osmanlı ordusunun selaskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Zeparasım hoş geldin. Teşekkür ederim oğlum. Dördüncü biz kutluyuz. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Kuyum kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben... tamam da ne yapalım anasını? Yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Ulan ben Ayaz'dan da şüpheleniyorum ha. Chat, geçen kış yediğimiz Ayaz'ı unutmayalım. Unutursak şaka mı? Sen bana... Ayaz'dan da şüpheleniyorum, söyleyeyim sana. Askerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığı. Ama burada da... Ya Süleyman abi yanlış anlama, sabahtan beri bunu söylüyorum. Senin divanındakilerin hepsi kıskanç. Ben herkes de... birbirinin makamının mevkisini kıskanıyor ya. Esroş'um. Seni bu korku... Yediğin Ayaz şaka mı? Onun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil bargalım. Senin canın benim teminatım altındadır. Süleyman abi sen de yani şimdi böyle bir söz verdiysen bize. Neye doğru? Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Ölemezsin pargalı, ben seni. Yani bir bekle hakikaten yani. Al 500 yıllık spoiler. İşimiz var, gücümüz var. İbrahim sana da görev versek ayrı gerçekten trip atıyorsun. Vermesek ayrı trip atıyorsun. Oho! Bak kızıl kafalı doğru söylüyor. Bir de bizim Ahmet Paşa vardı biliyorsunuz. Ekstra abi. Sizin için yaşadım bu görevi. Nice ölümlerden döndü. La kalk, la kalk, la kalk. Amma uzattı, kalk. Kalk. Ne diyor bu? İstifa mı ediyor, ne yapıyor? Bu da çok gerçekçi öksürüyor ya. Dur geliyor gene. Hekimbaşı! Hekimbaşı! İbrahim bu gerçekten vallahi bir öksürme işini nasıl yapıyorsun kardeşim ya? Vallahi çok büyük saygı duyuyorum sana. Arkadaşlar İbrahim'e acil gerçekten öksürme Oscar'ı falan verin ya. Öksürme altın kelebeğim altın ne varsa arkadaşlar bütün ödülleri verin. İnanılmaz gerçekçi öksürüyor herif ya. Neyi istiyor? Öksürük. Nefisem teşekkür ederim. Aşkım Derun'um. Hekimbaşı! Başkalaşı mı geçiriyor herif resmen ya? Adıyaman diyorum ben de Eylül. Yani Urfa usulü değil bu belli. Bu belli ki Adıyaman usulü. Tütün. Nerede görsek tanırız chat aynen öyle. Adıyaman opsiyonel. İrman lütfen yapma şöyle. Aleyna'cım ikinci YouTube kanalımızın linkini hemen bizim moderatörlerimize eğer müsaitse ve varsa onlar da hemen şu anda sabitlerler size. İkinci kanalımıza abone olun arkadaşlar. Oraya geliyor artık Kızılcık Kerbedi videoları. Yani artık patlarsa orası patlayacak ama birazcık görüntü bozuk bir halde. Yapacak bir şey yok. İbrahim. Ha? Pargalı dönme İbrahim. Pargalı İbrahim. Şahinci başım. Hasodan. Ya Süleyman abi İbrahim kendi CV'sini açıklayamayınca sana mı kilitledi işi ya? Başım. Vezir-i Azam'ım. Beylerbeyim. Seraskerim. Yıldızım hoş geldin balım. Seni kendi elimle teslim etmeyeceğim ölüme. Kadere yenilmeyeceğiz İbrahim. Evet. Benim av arkadaşım. Yol... Av arkadaşım mı? Kadere yenilmeyeceğiz İbrahim. Benim av arkadaşım. Süleyman abi işin gücün zaten ya av ya avcık. Kusura bakma da. Yol arkadaşım. Yoldaşım. Mutluluğumun, kederimin, sevincimin, zaferimin, yenilgimin yoldaşı. Ya, zaferimin gölgesinde kalmazsa gene iyi. Gönlümün sırdaşı. Hı. Kardeşim. Ay hele bu. Hele bu Hatamca. İnşallah biri bir gün Hatice'ye şiir mi yazmaz ya. Leongu'ya aşığım ya. Canımdan çok sevdiğim Hatice'min aşkı. Gözyaşı. Baş tacı. Açılıyor. Zepara sen bulamamışsındır. Şey yanlış zaten. Link, direkt YouTube'un linkini koymuşlar. Mürvetimde. Hı? Saadetimde. Oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde yanımda olan yegane dostum. Çocuklar YouTube'un linki doğru olmayabilir. Direkt YouTube linkini koymuşsunuz galiba. Ben gönlümü senden yana gönderdim. Düzeltirler şimdi. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değildir. Hı. Ey yay kaşlı. Yay kaşlım mı? İbrahim'e şu anda yay kaşlım diye şiir mi yazılıyor? Okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğsüm gelmezsem erkek... Açılıyormuş arkadaşlar doğru linkmiş. Heh, tamam oldu galiba şimdi. Değil. Hı. O okun ucundaki demirden yana göğsüm gelmezsem erkek değilim.
Erkek mi değilim? Neler konuşuluyor Süleyman abi, Allah'ını seversen ya. Biri bana teminat versin ya. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan senin yoluna koydum. Süleyman abi, gerçekten aranızda bu kadar derin bir muhabbet var mı ya? Hayırdır, ne oluyor, benim kafam karışmaya başladı chat. Yanlış anlama da Hürrem'e bile bu kadar derin derin şiirler söylediğini ben hatırlamıyorum. Yüce Rabbime dua ediyorum ki beni senin acınla mahdeminde sınamasın. Rabbime hamdü senalar olsun inşallah chat. Yani ben bir ince artık gerçekten arkadaşlar şip sezmeye başladım. Zamazingolandım. Yani bu ifadeler bana da biraz abartı geldi. Gülüm. Arkadaşlar Winx yok. Winx izlemiyoruz canım benim. Freya'cığım artık Winx yazmazsan sevinirim. Hünkârım. Canım. Batrakçı. Paşamızın hali hal değil. Yasef Efendi çok fazla dayanmaz diyor. Reyman abi niye bu kadar etkilendin ya? Bu derde deva mıdır bilmem. Lakin aklımda bir şey var hünkârım. Söyle Batrakçı. Nedir canım? Nedir bu illetin devası? Komple yakmak galiba. Ne yapacağız? Ha? Neymiş devası? Ha? Bu kim, okçu mu? Bali geliyor. Ananı avradını.